Selam arkadaşlar. Yine çok güzel bir oyuna karşınızdayım. Şimdi burada ilk augment geldi. Yine gümüş augment geldi. Savaş büyücüsü veya lüdene gitmek istemediğim için eşya çekişi aldım. Random bir eşya verecek. Güç kadeyi verdi. Ya bu demek oluyor ki backline'da oynayacağımız yetenek gücü bir kompozisyona gitsek güzel olur. Çünkü güç kadeyi 25 yetenek gücü veriyor. Kendisine ve yanındaki iki şampiyona biliyorsunuz. Burada level aldık. Savunucuyu açsın diye hemen erken aşamada daha güçlü çıkmak için Wukong'u koydum. Zaten meyvesini aldık, galibiyetimizi aldık. Zoe'yi buldum ve dedim ki hackerlı Zoe ile bir kompozisyona gideyim. Niye gitmeyeyim? Bu rakip de bizim takipçimizmiş. Teşekkür ederiz ona da. Oyundaki sohbetinden dolayı. Karuselde de çok alınacak bir şey yoktu. 100 candayız. 2-4'te can aldım. Tank itemi yapacağım. Front'taki şampiyonlarımdan birine. Takipçimiz dediğim arkadaşımız da elmas olmuş. Senin sayende elmas oldum dedi. Ben elmas olamadım dedi. Ama işte kompozisyon denemenin zararlarından biri de bu. Olsun, önemli değil yani. Böyle iyi yorumlar yapan arkadaşları oyunda da ekledikçe ben de gerçekten çok seviniyorum. Teşekkür ederim hepsine de buradan. Gelin itemleri de görüyorsunuz. Bir tane spotulamız var. Manamız geldi. Mana kesinlikle gelmesi lazım. Yani daha fazla blue buff yapacağım çünkü. Morello da bence çok OP. Zoe için. Zaten bir tane büyücü kompozisyonlu bir şampiyona gidecektik. Zoe Carry deneyeyim dedim. Bayağıdır da denemiyorum. Türkiye sunucusunda herhalde hiç Zoe Carry denemedim. PB'de denemiştim daha önce. Mana Zane'li falan. Videolarını da yaptım hatta. PB videolarına bakarsanız görürsünüz. Ama TR sunucusunda hiç deneyememiştim. Onu bir deneyeyim. Onu bir force diyeyim istedim. Normalde ben gelene göre hareket etmeye çalışırım. Burada güç kadeyi geldiğinden beridir Zoe işte herhangi bir büyücü kompozisyonuna falan giderim diye düşünüyordum. Zoe'yi de erken getirdiğimiz için Zed de bulduk çok erken aşamada. Onu söylemediysem şimdi söyleyeyim. Hacker'ı da açtığımız için Zoe kere çok okeydi. Burada da altın argument geldi. Ama aksiyon akımı zaten Zoe oynamak için mükemmel bir seçenek. Birimleri katletme halinde 30 mana kazanacak takımımdaki şampiyonum. Zoe zaten 40 mana ile başlıyor. Blue buff'u verince 30'a düşüyor galiba. Ya da 50 blue buff'u verince 40'a da düşüyor olabilir. Hatırlamıyorum. Burada bakmadım ben Zoe'yi arkadaşlar. Zoe için mükemmel bir seçenek aksiyon akımı. Blue buff'ını da yapacağız çünkü. Blue buff'sız Zoe'yi ben oynamam. Bence siz de oynamayın. Yani çok agresif Zoe belki oynanabilir böyle mücevherli eldivenli falan ama 3 yıldız yaptıktan sonra ancak efektif kalıyor. Böyle blue buff, Morello kesin bir itemi de bakacağız artık. O da rakiplere bağlı olarak karar vereceğim. Şimdi 3 hacker'dayız. LV'yi de bulduk. 3 hacker'da %40 mutlak sömürü kazanıyor zaten hacker şampiyonlarım. Zoe için tamamdır yani okey. 4'e çıkarsak artık lüks olur öyle söyleyeyim. Burada zaten galibiyet serimiz vardı bayağıdır. Ben normalde biliyorsunuz keserek anlatıyorum videolarda da. Gerekli olduğunu düşündüğüm andan itibaren koymaya başladım. Zoe'ye de itemleri yaptığımızdan beri aslında kapışmaları göstermeye başlıyorum. Front'taki Wukong'da da çıkaracağız zaten Wukong'u bir yerde. Tank itemlerini de orada tutayım. Late game'de işte set olur, Zek olur artık neye gideceksek. Sejuani olur. Herhangi birini koyarız. Bir G-Page gelmiş galiba. Set'e nerf gelmiş. Bir Sorcha'da da nerf gelmiş. Bakalım ben takip etmedim yeni page'i. Artık oynayarak anlatırım arkadaşlar. Onun için ayrı bir video hazırlayacağımı düşünmüyorum. Kanalda ilk defa izleyen arkadaşlar için böyle anlatımlı TFT videoları yapıyorum. 1000 aboneye doğru da gidiyoruz. Videoyu şayet sonunda beğenirseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Burayı kısaca geçiyorum. Devam ediyorum. Karuselde de gittik. Sopayı aldık. Zaten dediğim gibi 100 canda olmanın en büyük sıkıntılarından biri. Blue buff lazım ama bir türlü bulamıyoruz blue buff'ı. O sopayı da bekletiyorum. Şu an daha ne yapacağımı bilmiyorum. Devingeç'i de açmıştık zaten. Shojin geldi oradan da. Güzel. Şimdi biz Zoe'yi daha bulduk. Devingeç de işte erken aşamada size item atıyor. Biliyorsunuz 3 yaptığınızda bir tane atıyor. 5 yaparsanız da 2 tane item atıyor. Random atıyor itemleri. Öyle kompozisyonunuza göre atmıyor benim bildiğim kadarıyla. Ya aslında güçlü bir board'umuz var. Burada da ekonomimizi zaten düşürmüştük 7 level rolleyerek. Galibiyet serimizi korumak için böyle bir şey yaptım. Şimdi burayı da kazandık. Wukong'u da sattık. Yani 10 altın ekonomisinden faydalanmak için. 1 altın 1 altındır yani öyle demeyelim. Görüyorsunuz da zaten board'u. Erken aşamada stomplayarak gidebildiğimiz için güzel bir noktadayız hala. 100 canımız var hiç kaybetmedik. O da aslında bana güzel bir fırsat tanıdı. Şimdi buradan sonra artık biraz daha slow roll yapabilecek durumdayım ben. Kaybetsem de kazansam da. Sol vardı bir tane belki dönerim diye. Sonradan 20 gold faizini almak için onu da sattım. Şimdi burada Fiddle'ı buldum. Fiddle şu an board'a girer mi girmez mi bilmiyorum ama %1 ihtimalden Fiddle bulmuşken onu da şey yapmam yani alırım. Orada ekonomiden gerekiyorsa feragat ederdim. Yine blue buff gelmedi. Gelen itemleri görüyorsunuz. Nico'muz da var ama blue buff'umuz yok. Sıkıntı yani bizim için. Şimdi biz burada eşyaları dağıtmadık. Gelen eşyaları. Normal olarak kaybetmeyi öngörüyorum zaten.
göze daldım kaybetmeyi. Ama zaten rakip de 2 level Z yapmış. Bir tane Urgot bulmuş. Düelisi de 6 galiba burada. Ya da 8 mi? 8 de olabilir, hatırlamıyorum. Yani kaybettik burayı doğal olarak. Ama zaten ekonomimizi toparlamıştık. Bir sıkıntımız yoktu yani. Bakalım. Şimdi şampiyon Chosen geldi. Ya abi düşene tekme burada çok güzel arkadaşlar. Ya 3 altınlık şampiyon da gelebilir rollesem. Ama Zoe gelmezse, hatta Zoe'nin çifte balonu gelmezse şu düşene tekmeden daha iyi olmayacaktı. O yüzden de o kadar büyük riske girsem mi girmesem mi diye düşündüm ben açıkçası. Ve ben burada rollemek istemedim. Düşene tekmeye de gayet güzel bir destek Chosen'ı. Takımım %7 saldırı hızı kazanacak. Ayrıca rakibi alt ettiklerinde yeni rakibe doğru atılarak bu ilaveyi 2.5 saniye yeniliğine 3 katına çıkaracaklar. Yani güzel bir özellik. Bu şeydeki gibi işte Çıldır Yumi'de rakiplere hızlı gidiyor ya şampiyonlar. Aslında bu birebir aynısı gibi düşünebiliriz. Saldırı hızı veriyor. %7 veriyor. Orada %20 veriyordu. Fix veriyordu. Burada 2.5 saniyeliğine saldırı hızı %21'e çıkacak. Kötü değil. Zed için de Chosen. Bir tane daha Zed verecek bana burada otomatikman. Gerekirse o Nico'yu Zed'e basarız. Hani erken aşamada başka şampiyon şansımız olmazsa. Zed'i de 2 level yaparız. Çok erkenden güzel, yani güçlü olan board'umuzu daha güçlü kılabiliriz. O yüzden de ben burada Zed'e gittim. Zaten Zed'de hacker sonuçta. Onu da 2 yıldız yapıp oynayabilirim. İtem de veririm Zed'e hatta. Şimdi rolliyoruz. Nasıl bir şanssızlıksa Zoe hiç gelmedi arkadaşlar bu aşamaya kadar. Bakalım yani ne olacak bilmiyorum. Şimdi Fiddle'da hala düşünüyorum ne yapsam diye ama burada asla satmam Fiddle'ı. Çünkü Fiddle benim için burada bir B planı olabilir. Bakalım ne olacak. Şimdi rakipler tabii eşyalarını birleştirdiği için güzel Chosen'lar da geldi son aşamada. O yüzden daha zor olacak bu lobide şu an oynamak ama biz olabildiğince zaten erken aşamayı iyi geçtiğimiz için rahatız aslında. Çok da kasmamıza gerek yok. 7 level'da kalacağım. Amaç zaten 7 level'da kalıp 3 altınlık şampiyonlarımı 3 yıldız yapmak. Kerilerimi daha doğrusu. Yani Kerim dedim. Aslında Zoe'ye item verdiğim için Kerim Zoe diyorum. Ama LB'de 3 olursa zaten o da hacker biliyorsunuz. Faydasını alırız yani. Niye almayalım? Hiç itemsiz bile olsa güç kadeyi var. 25 yetenek gücü o da kazanıyor. O yüzden alırız. 7 level'da kalıp şampiyonları 3 yıldıza götürmek, 3 altınlık şampiyonları benim için 8'e çıkmaktan daha değerli bu arada. Siz de öyle yapın. 7 level'da kalıp şampiyonlarınızı 3 yıldıza götürmeye çalışın eğer 3 altınlık oynuyorsanız. Zed'i de bari dedim itemleyin. Şimdi spatulam dolduğu için aslında bir tane düellist bir şey mi yaratsam diye düşünüyordum. Vazgeçtim sonra. Düellocuyu 2 yaptıktan sonra o kadar da etkili olur mu bilmiyorum. Bence olmaz 2 düellocu da. Yani öyle hayvan gibi saldırı hızı kazanamayacağı için ne Zed ne de düellist olan diğer şampiyonum o kadar etkili olacağını düşünmüyordum. O yüzden yapmadım. Ama son fısıltı etkili olur Zed'e. Hiç bir şey olmasa bile sonuçta bu Zed'in %40 mutlak sömürüsü var. Bence iyidir yani, kötü değildir. Şimdi burada bir Urgot bulduk. Bir tane Zoe gelmişti daha demin şansımıza. Nasıl bir şanssa. Şey, Urgot'u kaçıramam abi. Hem bu aşamada gelmişken zaten orada bir tane Kyle sırf düelist açsın diye duruyordu. Güç kadehini direkt Urgot'a verdim ben. Yine demin geçten Kanoslamış geldi. Zed için güzel bir item, ona verdik. Zed'i de hacker atına bindiriyorum. Çünkü Zed'i böyle oynamak daha efektif geliyor. Hafif suikastçı olduğu için. Yani ben şeyde hacker oynarken hacker'im atına asla şu an Zoe veya LB'yi bindirmeyi tercih etmem. Öyle söyleyeyim. Daha önce de rakiplerimden biri yaptığında söylemiştim. Ben mantıklı bulmuyorum. Yani bence bu şampiyonlar arkada daha güçlü kalıyorlar. Bakalım şimdi burası 6 level'da rolleyerek gitmeye çalışmış. Anima team'i topluyor. Nasus'un da 3 yıldız yapmış ama ucu ucuna da olsa kazandık. Güzel. Kötü değil. Ve hala farkındaysanız Zoe'miz 3 yıldız da değil. Zoe'ye de çok uzağız. Bakalım. Burada da yine kılıç geldi. Çok da lazım değil bunlar. Sonunda bir tane daha mana geldi. Hemen blue buff yaptım. Havada kaptım yani. Abi şimdi burada bir Urgot daha geldi. Abi ben orada Zoe'yi görmemişim. Gördünüz mü? Kaçırdım orada. Yani ve bunun montajını yaparken gördüm arkadaşlar. Açıkça itiraf edeyim. Bazen oluyor yani. Dalgınlığımıza geliyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir Zoe'yi atladık orada biz. Bu bize pahalıya patlayabilir. Bakalım göreceğiz. Seti de şimdiden ben burada bir Zoe daha vardı aşağıda. Onu alacağım kesinlikle. Bu kadar artık ikinciyi de kaçırmayayım yani bir zahmet. O yüzden Wukong'u çıkarmam gerekiyordu. Seti koydum. İtemleri sete aktardım. Bir kanoslamış yaptım. Çok kılıcım var. Öyle bir handikapım var. İyonik de yapacağım ama yani kanoslamış Zed biraz daha yavaşlatsın rakipleri diye yaptım. Çünkü mutlak sömürden %40 alıyor. %20 de buradan alacak. Bayağı uzun bir süre tutabilir Zed. Özellikle 2 yıldız olduğunda. Ve gördüğünüz gibi Zoe'yi aldım burada bu sefer. İtemi de patlattık. Burada ben bayağı düşündüm arkadaşlar ne alsam diye. Ve Ionic tercihini burada hareketlendireyim dedim. Şimdi set 2 oldu. Şanslıyız. 7 level'da seti 2 yıldız yapmak zordur.
Bir tane daha Zed bulmuştuk. Oradan da şanslıyız. Zed'i de gittik yaptık. İyoni'yi yaptım. Şimdi burada son anda böyle bir karar verdim ve Urgot'u 2 yıldız yapma kararı aldım abi. Ve ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. Hatta bir level önce yapmam lazımdı. Bir kapışma önce belki de. Kafam yeni dank etti. Çünkü 2 yıldız Urgot efsane fazla hazine atma ihtimali var. 1 yıldızına göre. %25 yani. 1 yıldızın %15 miydi, 10 muydu öyle bir şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ki zaten burada gördünüz meyvesini direkt aldık. 6 altın verdi. Bir tane de sopa verdi. Özellikle bu kadar canım varken, yani canımdan kastım 40 canım var. Lobinin en üstündeyiz sonuçta. Urgot'un burada bana çok fazla hazine verme ihtimali var. Özellikle LB'm itemsizken Urgot'un hazinelerini çok iyi kullanabilirim. Fiddle da koydum. Hex'teki LB'ye de yapabilirdim. Ama zaten burada aslında front yavaşlattığı sürece ben kazanırım. Çünkü Zoe'yi kesinlikle 3 yapamazsam zaten kaybedeceğim. Onu düşünerek yaptım. Ve Hex'teki de gittim Fiddle'a verdim arkadaşlar. Urgot'un hazinelerini görüyorsunuz. Yine aslında bence güzel çalıştı. Ya burada Zoe'yi bekleyip Zoe'ye Nico da basılabilir bilmiyorum ama bence yani burada biraz proaktif oynamak gerekiyordu ve ben de o yüzden öyle yaptım. Karuselde de yani dedim ki LB'nin itemi yok. Bir güç kadeyi daha alayım. 50 yetenek gücü alsın. Hem LB hem Zoe hem Urgot. Çünkü LB'nin itemi yok. LB'ye item verecek bir şansım yok. Çünkü Zoe'ye daha bir item daha vermem lazım. Böyle bir tercih yaptım ve ben mantıklı olduğunu düşünüyorum. 2 tane güç kadeyi 50 yetenek gücü alıyor. Zaten büyüş oranı da düştük LB'nin biliyorsunuz. Devin geçten de çıktık çünkü düşmeye başladı. Sonuçta late game'e gittikçe bu eklentiler düşüyor. Büyüş orada oynamak istemiyordum Devin geç açmak için. Böyle bir tercihe gittim. Şimdi 3 Zoe'ye ihtiyacımız vardı. Bir Zoe daha bulduk. Arada söylemediysem kusura bakmayın. Bir Zoe daha bulduk. Ve tüm şampiyonları sattım burada artık. Ekonomimi tamamen Zoe'ye döndürüyorum. Zaten o şampiyonları da tutarak rollediğim için alıyordum arkadaşlar. 3 altınlık şampiyonları tutarak rolluyorum. Çünkü havuzdan ihtimalini düşürüyorsunuz. Tekrardan rollediğinizde önünüze gelme ihtimalini. Siz de öyle yapın zamanınız varsa eğer. Ki ben yavaş oynayan bir insan olarak yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz diye ümit ediyorum. Rakibim 8 düelloca oldu bile. Takipçimiz olan rakibim. Board'da ya bu lobide de elmas olan tek oydu bu arada. Hepimiz plat 1-2'yiz. O elmastı. Zoe geldi ve itemi de patlattık. Burada Zoe'ye bir item arıyordum ben. Shojin'den başka o kadar efektif kullanabileceğim bir şey yoktu. Şimdi Zoe 3 yapabildik sonunda. 7 level'da kaldık ama. Diğer rakipler 9'a çıktılar galiba. Zaten 4 kişi kaldık. Yani 8 düellocu olan rakibim belli ki çok güçlü olacak. Bir de Zed carry aldı o da. O hangisine gitti hatırlamıyorum yani Zed'in carry olan versiyonuna mı gitti yoksa benimkiyle aynı mı oynuyor onu bilmiyorum arkadaşlar. Bakmadım yani o yüzden bilmiyorum diyorum kusura bakmayın. Neyse burayı kaybettik ama pozisyon almayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Aslında ben güçlüyüm yani bir problem olacağını düşünmüyorum. Zoe erken öldü bir de tabii Miss Fortune Zoe'ye tek atabildi burada. Mana Zane ve Blue Buff'lı Miss Fortune'ı var rakibin sonuçta. Güçlü yani olsun yani dönebiliriz hiçbir problemimiz yok bence. Bence hem Mana Zane hem Blue Buff biraz manasız. Ama yine de kötü değil. Yani bence Mana Zane, Ebedi Kılıç, Mücevherli Eldiven olsa çok çok daha fazla güçlü olurdu. Burası da zaten 8 düellocu rakibim. Urgot'unu 2 yıldız yapabilmiş o da. Ama zaten o 9'a çıkmıştı normal yani. Zed'e de güzel itemler vermiş. Bakalım ne olacak göreceğiz. Burada da benim yenildiğim rakibi bu rakibim yendi. Takipçimiz olan rakibim. Bunu da söylerken seviniyorum gerçekten. Teşekkür ederim tekrardan kendisine. Burada ben level'ı bastım. Son anda yani rally koymuştuk zaten. Bir yerde Poppy'yi çıkartmak istiyordum. Poppy'yi de sattım. Hemen level'ı bastım. Son altınımla gittim bir tane Malphite buldum. Çoğunluk olsun. Bir de rakibinde kareyeli var bu rakibinde. Hani o kareyeli en azından başka birine yedirtmeye çalışırım. Mentalitesiyle yapmıştım ama. Baktım ki seti kaldırıyor. Seti kaldırabilir diye düşündüm açıkçası. Çünkü şampiyonlarımı geriye çektim. Özellikle Fiddle'ı Zoe'nin önüne koydum. Ben burada bu kapışmada görmüşsünüzdür. Bence problem olmayacağını düşünüyordum. Olmadı da zaten. Son anda kurtuldu. Ama iyi oldu kurtulması. Burada da bir spatula vardı bizim elimizde. Bence burada bloklamadıydı bizi rakip. Saldırı hızı aldı, zeka aldı ama o kadar önemli bilmiyorum. Ben sonuçta bir şampiyon daha koyacağım. Burada düelloca açmak için Nila koymak da mantıklıydı ama ben Zeki koydum. Yine rakibimiz tabii ki board'umuza bakıyor. Son anda yer değiştirdik. Ben de onunkine bakmıştım. Baktım ki kareyi hiç kıpırdatmıyor. Setle Zeki'nin yerini değiştirdim. Dedik ki Zeki kaldırsın. Ve gereksiz olan
2 altınlık Rell ve Malphite'ımızı da önüne koyduk. Karşı Urgot'un pozisyonundan da kaçabildik biz burada, görüyorsunuz. Ve bizim için güzel bir galibiyet oldu. Kendisine tebrik ediyorum şimdiden. Teşekkür ederim güzel yorumlar için de, maç için de. Oyunun güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden yayınlamak istedim. Bir de PB'den beri hacker board'u yapamıyorduk. Hem Zoe'yi hem LB'yi 3 yıldız yapıp güzel bir hacker board'u oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tabii bir handikapımız LB'ye item vermemek olabilir. Ama sonuçta 2 tane güç kadehinden de 50 yetenek gücü oluyor. Ve Zoe ile oynamak daha keyifli geliyor bana hacker'da. Böyle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınız varsa bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.